Kerem abi çok sağ olasın. Çok bir sağlayayım mı abi? Buyurun. Helal abi. Çok sağ olun. Hazır abi hazır. Şu an 2 dakika bir çok kısa konuşalım. Bir saniye bana müsaade bir dakika. Sen de bak tamam. Tamam ben de detayı alayım. Beyler buyurun. Evet. Gelmeyen. Buyurun evet. Efendim hoş geldiniz diyelim öncelikle. Geceye renk kattınız her zaman. Teşekkür ederim. Yine çok güzel çalışmışsınız. Çok sağ olun. Efendim. Ne düşüneceksiniz önce geceyle ilgili? Heyecanlıyız. Üretim çok önemli. Özellikle sanata katkıda bulunmak bu ülkede çok kolay da olmayan bir şey. Hem bütçeler hem imkansızlıklar vesaire bizi zorluyor. Bu film özelinde birçok talihsizlik de başlarına geldi. Araya pandemi girdi vesaire, vizyon zamanı ertelendi vesaire falan. O yüzden heyecan da büyüdü. Emek de uzadı. Bütün herkese alkışlar inşallah onları tebrik ediyorum. Kendi yolumda bu filmin de yolu biraz meşakkatli oldu sizin de anlatmış olduğunuz gibi. Evet ama en sonunda artık final günü bugün kutlamayla seyirciyle buluşacak. İçlerinden geçeni, ekrana yansıttıkları harika bir proje olduğunu düşünüyoruz. Yolunda başarılar dileriz. Biz de heyecanlıyız filmi izlemek. Fragmanı izledik mi efendim? Fragmanı izledik. Oyuncu kadrosu muhteşem. Neler evet, evet, harika bir kadro. Sahip. Hepsi arkadaşlarımız. Hepsine başarılar diliyoruz. Çok güzel olacağını tahmin ediyoruz. Sizin nasıl gidiyor efendim? Sahneler devam ediyor. Aynı zamanda... Gayet iyiyiz. Ben yazın bir film çektim. Kenan bütün yaz turnedeydi. Çok sayıda konser yaptı ve yani çok mutluyuz. Biz hani mesleki anlamda hayatımızın gerçekten çok mutlu bir dönemindeyiz. Yılbaşı programınız belli mi efendim? Nerede sahne alacaksınız? Belli değil maalesef. Bir Taksim Meydanı konserimiz olacaktı. Öyle planlanıyordu ama son maalesef bombalama olayından sonra toplu etkinlikler ile ilgili bazı kararlar alındı. O da iptal olmuşlardan bir tanesi. Önümüzdeki günler ne gösterecek bakacağız. Her yıl olduğu gibi yılbaşı konserlerindeki rakamlar, sahne ücretleri çok konuşuluyor. Bu yılda işte Tarkan'ın 9 milyon, diğer sanatçıların 3 milyon, 1,5 milyon gibi rakamlar yazılıyor. Bu konudaki düşünceleriniz ne? Ya emeğinin karşılığını herkes muhakkak alacaktır. Kimsenin parasını konuşmak bize düşmez. Herkes işini yapar, işini iyi yapan daha çok kazanır. Uzun bir tartışmadır. Yıllardan beri herkesin kafasını yoran da bir şeydir bu. Bence çok uzatmamak lazım. Herkese iyi işler dileriz. Çok teşekkür ederim. Çok mert. Çok sağ ol. Dikkat edin.